16 Ağustos, 22 Ağustos. Değerli balık burçları, değerli takipçilerim, güzeller güzeli gizli takipçilerim, takibi gizli yapanlar, takipte kalanlar, canlarım nasılsınız? Ülkemizdeki yaşanan olaylar çok sıkıntı. Allah zeval vermesin ama dünya da yanıyor. Tabii ki ben yangını her zaman bir terör, ülkemizdeki yangının bir terör olduğunu savunuyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Yakanların Allah bin kat evin ocağını yaksın temenni ediyorum. Çocuklarımıza dua kalmayacak, çocuklarımıza su kalmayacak. Onlara çok üzülüyorum. Yoksa neyse artık, yani artık söyleyeceğim her şeye ben zarar görürüm. Yani bu da beni üzer. Benim de bir evladım var. Ama Allah insanlara vicdan, sevgi, insan sevgisi, doğa sevgisi, can sevgisi versin istiyorum. Yükselen var burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkuyu Official Instagram sayfam. Takipte kalın, mutlu kalın diyelim. Finansla alakalı noktalarınıza tutum dönemi başlıyor. Güçlü ve kendinizi parasal anlamda daha çok güçlendirmek istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz, kurmak istediğiniz, kendi alanınızı oluşturmak istediğiniz planlarınız var. İstikbalinizi bu noktaya doğru hazırlıyorsunuz. Evet, tutumuna başla. 6 ay içerisinde kurmak istediğiniz sistemin parasını biriktir ve gerçekten istikbali güçlü bir iş markası oluşturacaksın. Bu da sana iyi gelecek ve bu da seni acayip derecede mutlu edecek diyorum. Yani ne yapacağız? Kendimizi bulunduğumuz iş yerimizle ilgili terk etmiyoruz. Yapacağımız planımızı, sistemimizi kuruyoruz. Buradaki görevimizdeki konum değişimlerimizi de alıyoruz. Bu sistemi bırakmadan markamızı yönetecek sistemler bulup her iki işi de doğru noktada devam ettirmek için altyapı kuracaksınız. Büyük kurumsal firmada çalışan bazı balık burçları ciddi anlamda yaşadığınız yerde baskı altında, psikolojik baskı altındasınız. Yani ben söylüyorum, kimse beni duymuyor. Ben yeniliyorum, kimse ilgilenmiyor. Evet, büyük karışıklıklar var. Çözmek istediğiniz noktalar var ama bunlar Ağustos sonuna doğru, Eylül'ün ilk haftasına doğru çözümlenecek. Yıpranıyorsun, hak veriyorum. Devam et mücadelenin için ama Eylül'ün 5'ine kadar bu karışıklıklar devam edecek. Yeni bir iş bekleyen ve işleriyle alakalı yaşayan bazı balık burçları için güzel iş kapılarının haberi ve olumlu olacak ama şöyle bir durum var. Sizin hani ben bu işi benimsemeden bu iş bende olmamalı diyorsunuz ya, hep böyle diye diye biraz iş konularında aksilikler yaşadınız. Artık iş sizi benimsemesin. Siz işi benimsemeyin. İş sizi benimsesin. Lütfen işinize başlayın. Çünkü çok uzun süre işsiz kalabilirsiniz. Lütfen burada iki tane alternatif var. Birini seçin ve işinize başlayın diyorum. Devlette çalışan bazı balık burçları iftiraya uğrayabilirsiniz. Haksız yere yeriniz değişebilir. Haksız yere uzaklara yollanabilirsiniz. Bu dönem böyle bir olumsuzluk var. Lütfen dikkat edin diyorum. Farklı alanda, sabit bir alanda çalışıyorsanız yerinizde bir sıkıntı yok. Sadece şirketiniz kendini büyütecek. Büyütme döneminde kendinizi gösterirseniz masanızda değişmesine yardımcı olacak diyorum. Kendinize temizlik şirketi kurmak istiyorsanız iletişimle alakalı alanlarda kendinizi geliştir. Mesela emlak ofisi açmak istiyorsanız bu tarz işlerle ilgili kapı rızıklarımız aydınlık. Yapın, korkmayın diyorum ve iyi de bir kazanç çevresine gireceksiniz. Özel hayatınızla ilgili de aşk konusunda bu ara seçtiğim insanın ilişkimi tanıyamıyorum. Benim bu ilişkim bu değildi. Buna bir şey yapıldı. Beni eskisi gibi önemsemiyor diyorsanız, onun iş ve parasal sıkıntılarıyla alakalı ailevi sorunları var. Seninle alakalı yok. O yüzden kendi kendini yıpratmanın bir anlamı yok. Hatta o sorguladığın kişi sana evlilik ve gelecekle ilgili planlarını açıklayacak. Sadece onun ailesiyle ilgili çözmesi gereken noktaları var diyorum. Sevgilisini uzun süredir bekleyen
artık barışayım, onsuz nefes alamıyorum diyen sevgilin kapında orkideyle, çiçekle, mesajla kapında gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim, Ağustos 24-25 itibariyle bu mutluluğun keyfini çıkartacaksın. Uzun süredir platonik takılıyorsanız ve bu ilişkiyle alakalı hayalleriniz varsa, o kişinin de size karşı ilgisi var. İki taraf da cesaretsiz. Ne bileyim, bir adım atsan, konuşsan, onun da sana bir hayranlığı var. Hadi bence adım at ve cesaretini topla diyorum. Evli olan bazı evli olan balık burçlarımızda dil sertliği, sözlü konuşmalarda sert konuşmalar var. O yüzden evlilikte biraz sert konuşmalara kaynaklı yıpranmalar var. Özellikle de parayla alakalı işiniz devamlı sizi, parayla devamlı konuşuyor olabilir. Bu sizi yıpratıyor. Onun huyu değişmeyecek. Senin de maddi olarak durumun olmadığı için idare etmekten çok yoruldun. Yani bu ilişki böyle devam eder ya da cesaretini toplayıp yepyeni bir hayata ayaklarını adım atarak başlaman daha sağlıklı. Bu kişinin bencilliği, ruhu, egosu, ya memnuniyetsizliği seni yordu ve yıprattı. Evliliğiyle ilgili güzel giden mi, hatta ev arıyoruz, yeni bir eve geçeceğiz ve evde yenilik istiyorum diyen balık burçlarında da güzel bir ev anahtarının sevinci, hatta üst katlarda güzel bir ev. Özellikle böyle doğu ya da güneydoğu ya da iç Anadolu bölgesinde yaşayan balık, evli balık burçlarında da çok güzel bir ev, toprak anahtarı. Kendiniz belli bir süre sonra buraya yerleşirim dediğiniz fikirleriniz var. Doğru gözüküyor, yapın istiyorum. Çocuğunuz olmuyorsa da tüp bebek denemeniz başarıyla ikiz çocuk enerjisi veriyor. Haritanızda da böyle bir şey var. Hemen gidin halledin. İkiz çocuğunuza kavuşun diyorum. Ailenizin uzun süredir kendi kardeşleriyle yaşadığı kaoslarda düzelme olmayacak. Boşuna kendinizi yıpratmayın. Sağlık olarak sırt ve migren ve sinüzit problemleriniz olabilir. Bu sizde ciddi anlamda nefes almanıza zorluyor olabilir. Bir de ailenizde Covid problemi yaşanabilir. Dikkat diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim hepimizi, tüm dünyayı, hepimiz aynı dünyadayız. Güzelliklerle kalalım. Hoşça kalın.